Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i... Cimre'deki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi geceler. Bugün 5 Eylül 2019 Perşembe gece görüşüyle karşınızdayız. HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde PKK'ya karşı direnen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor sevgili seyirciler. Zorla dağa götürülen evlatlarının özlemlerine dayanamayan aileler, bölücü terör örgütü ve onun siyasi uzantısına hem Kürtçe hem Türkçe feryat ediyor. Kaçırılan evlatlarını geri isteyen Diyarbakırlı ailelerin kararlı ve dik duruşları, çocukları tehditle kaçırılan diğer ailelere de örnek oluyor. Bu sadece Vatan Partisi'nin görevi değil. Biz bütün siyasi partilerin kadın kollarını, bütün kadın derneklerini Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek vermeye davet ediyoruz. Partimizin önünde oturma eylemleri gerçekleştirmelerini sağlayarak partimizin Türkiye kamuoyunda itibarını zedelemeye yönelik bir siyasi oyun başlatmıştır. Barış'ın neresinden söz ediyorsun? Eli çocuğunu Amerika uşaklığa gönderensin. Bu isyan yürekleri birleştirdi. Çocuklarını geri isteyen ailelerin isyanı Türkiye'yi sardı. 81 milyon insanın yüreklerine işledi, HDP PKK'yı rahatsız etti. HDP'nin Diyarbakır il binası önünde evlatlarını arayan 3 anne. Ayşegül Biçer'in oğlu 11 aydır yok. Tevziye Çetinkaya'nın oğluysa 30 Ağustos'tan bu yana kayıp. 10 yaşındaki oğlu kaçırılan Remziye Akkoy'un 4 yıllık özlemini Kürtçe ağıtlarla anlattı. Oğlumla birlikte 37 kişiyle birlikte grup olarak götürüyorlar. Oğlumuz dönmeyene kadar biz burada mücadelemizi sürdüreceğiz. Hacire Ana örnek oldu onlara. Daha fazla tutamadılar acılarını yüreklerinde. HDP'nin kapısına dayandılar. Otura, otura, kazanacağız. Artık yalnız değiller. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve heyeti ellerini tutmak için Diyarbakır'daki HDP il binası önündeki annelerin yanlarına gitti. Onların evlatları artık Türkiye'nin evlatlarıdır. Onlar Türkiye'nin anneleri olmuşlardır. Hepimizin annesi olmuşlardır. Evlatlarını da Türkiye'yi de kurtaracağız. Başkalarının yüreği Selahattin Demirtaş'ta çarpabilir. Bizim yüreğimiz Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelerimizle çarpıyor. O dakikalarda HDP il binasından çıkan bir grup Vatan Partisi heyetine sataşmada bulundu. Anneler HDP'lilere sert tepki gösterdi. Vatan Partisi defora annelerle birlikte kameralar karşısına geçti Ayvalı. Kadın mücadelesinin Diyarbakırlı annelerle birlikte büyüyeceğini söyledi. Bu bir vatan görevidir. Bu bir kadın mücadelesidir. Kadın görevidir. Bu bir insanlık görevidir. Onlar sadece çocuklarını geri almak istiyorlar. Çocuklarını bölücü terör örgütü PKK'dan, onların baskısından, zulümünden, ölümden korumak istiyor. Annelerin eylemi sürerken HDP'liler bu kez basın açıklaması için toplandı. AKP MHP iktidarı HDP etrafında büyüyen demokratik direniş meşruiyetini baltalamaya yönelik yeni oyunlar sergilemeye başlamıştı. Suçlamaları dinleyemedi anne Ayşegül Biçer. Yanıtı çok açık oldu. Barış'ın neresinden söz ediyorsun? Eli çocuğunu Amerika uşaklığa gönderensin. Ailelere destek için Kadem'de ziyarette bulundu. Ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi sürüyor. Ben oğlumu istiyorum, oğlumu. Oğlum gelecek. Siz de oturma eylemi başladınız. Ölüm orucu. Çocukları daha kaçırılan aileler PKK'nın siyasal uzantısı HDP'den somut bir açıklama bekliyor. HDP ise ailelerin isyanına karşı yanıt vermekten kaçınıyor. Dün yalnızca Diyarbakır'dan yapılan açıklamayla aileler yönlendiriliyor yalarına başvuruldu. Çocuğu PKK'nın elinde olan baba Celil Bektaş ise evladının geri getirilmesi için bir kez daha HDP'ye seslendi. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'ye
tepki gösteren Bektaş, insan haklarından ve demokrasiden bahsediyor. Vicdanı varsa yarın benim çocuğumu getirsin dedi. Ulusal kanal olarak Baba Bektaş'ın çağrısını HDP'li Temelli'ye sorduk. Ancak Temelli de iddialara gerçekçi bir yanıt veremedi. Diyarbakır'dan yapılan açıklamayı hatırlatan Temelli, ailelerin feryadına kulak tıkadı. Ama bu vatanın evlatları, bu vatanın insanları, Türk milleti, o ailelerin, gözü yaşlı annelerin feryadına kulak tıkamıyor. Peki HDP'nin dışında başka kimler kulak tıkıyor? Dedik ya, kulak tıkamak bu son günlerin modası. Aynı zamanda lal olmak. Kimileri kulak tıkıyor, kimileri görmezden geliyor. Diyarbakırlı aileler derneklere, sanatçılara, kısacası toplumun her kesimine bize destek olun diye çağrıda bulunuyor. Geç bırakın, geç! Geç cezaevinde, toprağın altında! Başarın sizin Kürdistan davanıza da! Barış'ın neresinden söz ediyorsun? Eli çocuğunu Amerika uşaklığa gönderen sen! Biz ailemiz... Allah'tan korkmuyorsun ya! Hicaz Bey... Ben oğlumu istiyorum, oğlumu! Oğlum gelecek! Siz de osurmayla mı başladınız? Ölüm orucu! Tepkisizlik, sessizlik onların canını daha çok yakıyor. Destek bekleyen aileler Türkiye'nin siyasilerine ve sanatçılarına böyle sesleniyor. Ben burada Sezen Temel'e sesleniyorum. Vicdanı varsa yarın gelsin burada benim çocuğumu getirsin. Kimde vicdan varsa bütün dünyaya sesleniyorum. Diliyorum ki, istiyorum daha doğrusu, bu çağrımızı söylüyorum. Duyarlı sanatçılarımız var. Sözü para eden. Onlara sesleniyorum. Bu asker sadece benim değil. Biyolojik olarak ben babasıyım. Biyolojik olarak annesi orada. Nice anneler, nice babalar burada. Ama bu ülkenin askeri polis. Hepimizin evladı kızacağız. Duyarlı kişileri, sanatçıları özellikle. Gerek halk, gerek sanatçıların bizlere desteğini bekliyor. Bizi yalnız... Türk ordusu bölücü terör örgütü PKK'ya karşı 4 koldan operasyon yürütüyor. Irak'ın kuzeyinde ve Bingöl kırsalında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yurt dışında ve içinde operasyonlar devam ediyor. Pençe harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan ve Sinat Haftanin'e hava harekatı düzenlendi. Operasyonlarda en az 3 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki operasyonlar da devam ediyor. Bingöl'de jandarma ve MİT istihbari çalışma sonucunda Karlıova kırsalına operasyon yapıldı. Bir PKK'lı etkisiz hale getirildi. O teröristin gri listede aranan Harun Başlık olduğu öğrenildi. Bir tarafta Amerika ve Türk askerlerinin ortak devriyesi, diğer tarafta sözde müttefik Amerika'nın PKK'ya silah yardımı. İki ülkenin mutabakata vardığı güvenli bölge çalışmalarında süreç tıkandı. Amerika somut adım atmazken iki ülke askerleri sınırda helikopterlerle devriye uçuşu yaptı. PKK'lılarsa olası operasyona karşı tünel kazmaya devam ediyor. Türkiye güvenli bölge için Amerika'dan somut adım beklerken iki ülke askerleri müşterek harekat merkezi çalışmaları kapsamında ortak uçuş yaptı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Hazırlıklarımız da buna göre tamdır. Ortak uçuş güvenli bölge 1. Safa uygulamaları kapsamında gerçekleştirildi. İki Türk ve iki Amerikan helikopteri sınır hattında ilerledi. Müşterek Harekat Merkezi, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için oluşturuldu. Amerika ve Türk askerleri toplam 3 devriye attı. Ancak bugüne kadar somut adım atılmadı. Türkiye'nin istediği 30-35 kilometrelik derinlik askıda kaldı. Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı. Sınırda bu gelişmeler olurken Amerika Suriye'deki PKK'ya silah desteği vermeye devam ediyor. Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tırlık konvoy PKK'ya gönderildi. Konvoyda geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri, jeneratörler ve kapalı tırlar olduğu görüldü. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 2 hafta önce de 60 tırlık lojistik destek konvoyunu PKK işgalindeki bölgelere ulaştırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2000 civarı personeli bulunuyor. PKK ise panik içinde. Türkiye'nin olası Fırat operasyonu karşısında örgüt elemanları Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'da iş makineleriyle hendek ve tünel kazdı. Hendekleri de inşaat demiri ve betonla güçlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge konusunda tarih verdi. Süreç Amerika ile işlemezse Türkiye kendi belirleyeceği şekilde hareket edecek diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşumu Eylül'ün son haftasına kadar fiilen başlayacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne de mesajı vardı. Güvenli bölgeye destek olmazlarsa sınır kapıları açılabilir dedi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma şansı yoktur. Türkiye güvenli bölge konusundaki hazırlıklarını tamamladı. Sessizliğini koruyan Amerika süreci uzatırsa Türkiye harekete geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur. Ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız. Amerika ile yürütülen süreci de aktardı Erdoğan. Amerika ile bu konuda bir mutabakata varmanın çabası içindeyiz. Geçmişteki tecrübelerimiz bu tür konularda bizi ihtiyatlı davranmaya itiyor. Tüm gelişmeler bizim istediğimiz güvenli bölge ile muhataplarımızın kafasındaki güvenli bölge arasında çok ciddi farklar olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı güvenli bölgenin oluşturulması konusunda Avrupa Birliği'nin de destek vermesi gerektiğini söyledi. Sınır kapıları konusunda uyarıda bulundu. Bir taraftan insanca yaşamak ve yaşatmaktan bahsedeceksiniz. Diğer yandan güvenli bölge teklifimize çok güzel bir teklif. Bunu Sayın Obama'ya da söylemiştim. Çok güzel bir teklif ve tamam güzel bir teklifse gelin biz konutların yapımını sağlayalım. Tamam güzel teklif, hadi verin. Başlayalım bu işe. Ama yok. Böyle oldu oldu olmadı. Biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Bir taraftan da Doğu Akdeniz'deki çalışmalar sürüyor. Akdeniz'de biz şu ne diyor, bu ne diyor değil. Biz ne diyoruz? Biz buna bakıyoruz. Gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz, korvetlerimiz hepsi yanlarında. Cumhurbaşkanı bir sondaj gemisi daha gelebileceğini söyledi. Gemimiz var. Bir ihtimal belki üçüncü bir sondaj gemimizin de gelme durumu söz konusu olabilir. Rusya Devlet Başkanı Putin uluslararası örgütler hakkında konuştu. Doğu Ekonomi Forumu'na ev sahipliği yapıyor Rusya. Putin de ev sahibi olarak bu organizasyonda bir konuşma yaptı. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de G7 benzeri bir formatta yer alması gerektiğini vurguladı. Putin, Batı'nın liderliğinin sona erdiğinin de altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Asya liderleriyle ortak oturuma katıldı. Putin yaptığı konuşmada Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de G7 benzeri bir formatta yer almasının uygun olacağını söyledi. Rus lider Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta bulunması uygun olacaktır şeklinde konuştu. Putin G7'nin faydalı bir format olduğunu kaydetti. Rus lider ancak Çin ve Hindistan'ın olmadığı uluslararası bir organizasyonun verimli olabileceğini düşünmüyorum dedi. Çok kutuplu bir dünyayı desteklediklerini vurgulayan Putin, Batı'nın liderliğinin sona erdiğinin altını çizdi. Türk Metal Sendikası, metal işçilerinin maaşlarına %26 zam talep etti. Sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 2019-2021 yıllarını kapsayan sözleşme sürecinin 9 Eylül'de başlayacağını bildirdi. Kavlak ayrıca işçilerin sosyal taleplerine ilişkin beklentilerini de 7 maddede sıraladı. Masa başında bitirmek istiyoruz. Hürriyet bizimdir, bizim kalacak. Talepler hazırlandı, kamuoyuna açıklandı. Binlerce metal işçisinin maaşlarına %26 zam talep edildi. Bizim sloganımız üretmek, kazanmak, kazandırmak. Kamu işçileri ve memurların ardından şimdi metal işçilerin zam pazarlığı başlıyor. Masada işçi Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası, işvereni ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası temsil ediyor. Hürriyet yerinden oynar işçiler.
Sektörde toplam 120 bin metal işçisi çalışıyor. Bu işçilerin 112 bini için Türk Metal, 8 bin işçi içinse Çelik İş ve Birleşik Metal İş sendikaları yetkili olacak. Ancak Türk Metal'in imzalayacağı zam oranları her iki sendika için de bağlayıcı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Peruk Avlak, grup toplu iş sözleşmesine ilişkin zam tekliflerini açıkladı. Birinci 6 ay için %26.28 bir zam talebimiz var. İkinci 6 ayda enflasyon artı 1, üçüncü 6 ayda enflasyon artı 2, dördüncü 6 ayda enflasyon artı 1, sosyal hakların ikinci yılında da enflasyon artı 3. Kavlak işçilerin saatlik ücretleri konusunda da taleplerini sıraladı. Saatlik ücreti 15.55'in altında olan arkadaşlarımızın saatlik ücretlerine 15.55'i geçmemek üzere 75 kuruş bir talebimiz var. Bunu yaptıktan sonra tüm ücretlere birinci 6 ay için %20 bir zam talebimiz var. Sosyal haklar konusundaki zam oranlarını da iletti. Kurban Bayramı harçlığına %60, diğer tüm sosyal haklara da yıllık %30 bir talebimiz var. Pevrul Kavlak, ücretlerin yanında çalışanlara yeni sosyal haklar sağlayacak taleplerinin de olduğunu ifade etti. Tamamlayıcı sağlık sigortası istemiştik. Bunu gerçekleştirmiştik geçen sene. Geçen dönem, bu dönemde aynı hakların çalışanların eşler için talebimiz var. Dini bayramlarda 4 yemiye, 3 yemiyeydi. Bunu 4 yemiye olarak talep ettiler. %200 bir zam talebimiz var. Sendika kadın işçileri için de yeni bir düzenleme hazırladı, talebini iletti. Kadınlara tacizle ilgili, her türlü tacizle ilgili işletmelerde bir kadın işçiler kurulu kurulması ve bu kurulda bu tür olayların tartışılması yönünde bir talebimiz var. Emeklilikte yaşa takılanlar 8 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecekler, miting düzenleyecekler. Tüm Türkiye'den katılımla yapılacak mitingde emeklilikte yaşa takılanlar taleplerini dile getirecek, hükümete bir kez daha başkentten seslenecekler. Bu katılım Edirne'den Kars'a kadar gerçekleşeceğiz. Mağduriyetlerin giderilmesini istediler, hükümetse sessiz kaldı. EYT'liler bu kez başkentte meydanlara iniyor. Sonuna kadar da bu mücadeleyi vereceğiz. Prim gün sayısının doldurulduğu halde emeklilik için yaşı bekleyen çalışanlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Ancak hükümet emeklilikte yaşa takılanları bir türlü gündemine almadı. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, miting öncesi ulusal kanala konuştu. Özüpak, EYT'lilerin sorunlarını anlattı. 99 yıl öncesi işe girişlerimizde dediler ki, kadınlar 20 yıl 5000 prim günü, erkekler 25 yıl 5000 prim günüyle ben sizi emekli edeceğim. Ama bu 4447 sayılı yasayla bizim bu hakkımızın üstüne bir şart daha eklendi. O da yaş haddi, kademeli yaş haddi. 2 ila 17 yıl arasında çalışan arkadaşlarımızın emeklilik hayalleri ötelenmiş oldu. Özüpak sadece yaş değil, emekli aile konusunda da eleştirilerini dile getirdi. Bugün asgari ücret 2020 TL ama bağlanan maaşlar 1000 ila 1500 TL arasında. Bu ne demek? Mezara kadar çalışmak zorundasın demek. Ama biz arada kalan bir topluluk olarak yaşımızdan dolayı zaten iş bulamıyoruz. Varsayalım bu hakkımızı elimize aldık. 1000 lira, 1500 lirayla geçinmek çok zor. Özüpak vatandaşlara da çağrı yaptı. 8 Eylül'de saat 12'de bütün Türkiye'den katılımla ben de hakkımın peşindeyim diyen bütün arkadaşlarımızı Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz. Özüpak, hükümetin kıdem tazminatını fona devretme girişimlerine de tepki gösterdi. Kıdem tazminatımız da bizim alın terimizin karşılığı, yıpranmışlığımızın karşılığı. Düzenleme yapılacaksa bunun işçiden yana bir düzenlemenin gelmesi gerekiyor. O yüzden biz kıdem tazminatıma da dokunma diyoruz. Rus RIA Novosti haber ajansına konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, güvenli bölge konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Perinçek, Türkiye'nin güvenli mutabakatıyla Amerika ile PKK-YPG'nin arasını açtığını söyledi. Rusya ve İran'ın Türkiye'yi desteklemesinin önemine de değinen Perinçek, Suriye'nin bölge ülkelerinin işbirliğiyle terörden temizleneceğini belirtti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Fırat'ın doğusu ve güvenli bölge konusunda Rusya Devlet Haber Ajansı RIA Novosti'ye konuştu. Bu Türkiye'nin cezaevlerinde. Perinçek'in açıklamaları Rusça dışında birçok dile çevrilerek başta Bulgaristan ve Makedonya olmak üzere Balkanlardaki pek çok haber kanalında geniş yer buldu. Ayrıca RIA Novosti'nin haberine Rus medyası da yer verdi. Arkasından Rusya'dan tepki. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e Türkiye'nin neden güvenli bölgeyi Suriye yerine Amerika ile kurmaya çalıştığı soruldu. Amerika gündemi geliyor, o masayı işgal ediyor. Doktor Doğu Perinçek soruyu stratejik ve taktik düzlemde yanıtladı. Ayrıca Vatan Partisi'nin çözümünü sundu. Öncelikle stratejik olarak bakarsak Türkiye'nin Batı Asya'daki fiili müttefikleri Rusya, İran, Irak'tır. Bu ittifak Türkiye ile Suriye'yi aynı cephede buluşturuyor. ABD ise şu anda Akdeniz, Karadeniz ve Suriye-Irak sınırında Türkiye'ye karşıt konumdadır. Stratejik süreç budur. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Rusya ve İran'ın Tayyip Erdoğan yönetimini rahatlatacak çözümlere destek olmaları gerektiğinin altını çizdi. Taktik planda bakarsak, birincisi Tayyip Erdoğan yönetiminin sorunu, Beşar Esad yönetimine karşı savaşa girişen kimi örgütlerle yaptığı işbirliğidir. O örgütlere bazı sözler verildi ve şimdi o yükten kurtulmaları için çözüm ve zaman gerekiyor. Bu yüzden Suriye yönetimiyle açık işbirliğine girmekte zorlanıyor ama gidişat bu yöndedir. Rusya ve İran, Tayyip Erdoğan yönetimini rahatlatacak çözümler üretmeli veya bu çözümlere destek olmalı. İkincisi, Türkiye, ABD ile PKK-YPG'nin arasını açmaya yönelik bir taktik geliştirdi. ABD yenildi ve PKK'yı koruması zorlaştı. Güvenli bölge, ABD'nin PKK'yı ortada bırakmasına yönelik taktik değerindedir. ABD sözünü tutmazsa Türkiye askeri harekata geçeceğini ilan ediyor. ABD PKK'yı sınırda geri çekmeye zorluyor. Doğu Perinçek Vatan Partisi'nin çözümünü sundu. Perinçek bölge devletleri ve ordularının işbirliği yaparak terörü bitirebileceğini söyledi. Bir karşılıklı iki devlet başkanının... Tayyip Erdoğan yönetiminin koruması altındaki örgütler silahlarını bırakacak. Suriye silahlarını yere atan örgütlerin mensuplarını affedecek. Türkiye, Suriye, Irak, Rusya ve İran devletleri ve orduları PKK, YPG ve diğer terör örgütlerinin temizlenmesi için işbirliği yapacak. Türkiye'de ve başka ülkelerde bulunan Suriyeli göçmenlerin evlerine dönebilecekleri ortam yaratılmış olacak. Fırat'ın batısında yaratılan ittifak sayesinde Fırat'ın doğusunda ABD üslerine ve müdahalesine son verilecek. Okullar haftaya açılıyor. Veliler okul alışverişinde bütçeye göre hareket ediyor. Fiyat araştırması yapmak için de birkaç yeri gezmek zorunda kalıyorlar. Kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine bir öğrencinin masrafı en az 500 lira. Bugün işte banka kredisi çekip çocuk okutacağız neredeyse. Okul alışverişi masrafları velileri zorluyor. Hatta neredeyse kredi çekmeyi düşünüyorlar. Masraflar çok yüksek. Defteri, kalemi, bilmem ders kitapları. Yani Allah yardımcımız olsun, bir şey diyemiyorum. Özellikle okula yeni başlayan öğrencinin masrafları daha da artıyor. Kıyafet alacak çocuğuna 6 ay boyunca, 7 ay boyunca onu giydirecek. Parakende de 150 lirayla 220 lira arası bir rakam çıkıyor. Okulların açılmasına sadece birkaç gün kaldı. Hem velileri hem de öğrencileri alışveriş telaşı sardı. Üniformasından çantasına, kaleminden kalemliğine birçok eksik giderilmek için çarşıya çıkıldı. Çanta almaya geldik. Defter, kalem, silgi açacak. Defter falan aldık abla. Kaç sınıfa gidiyorsun peki? 6 abla. Defter, kalem, kitap. Ne kadara mal oldu bunlar? Vallahi abla biraz pahalı tuttu ama. Öğrenciler heyecanlı. 3 aylık tatilin ardından okula kavuşacaklar. Ancak veliler düşünceli. Onlar bütçeyi denkleştirmekle uğraşıyor. Fiyat da önemli çünkü bütçeye göre hareket etmek lazım. Hayat şartları biraz pahalı oldu ama ne yapalım, mecbur alacağız artık. Bir öğrencinin kırtasiye masrafı ise 100-150 lira arasında değişiklik gösteriyor. Çok para demek. Çok pahalıymış. Okul alışverişi için ayrılan para az. Hal böyle olunca kalite arka planda kalıyor. En az 500 liralık bütçeyi denkleştirme telaşı vatandaşı zorluyor. Kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine tüm ürünlerin en ucuzu didik didik aranıyor. Ucuz almaya uğraşıyoruz, o yüzden dolayı geziyoruz şu an. Genelde bütçeye göre hareket ediyoruz. Evet. Her yerde kalite ablacığım, yani bana göre o. Bilmiyorum tabii ki bütçe ama şimdi bütçeyi iki kere zorlamanın bir mantığı yok. Bir kere zorlansın. Tam zorlansın yani, hiç olmazsa bir değsin yani. Kara kara düşünen sadece veliler değil,
esnaf da iş yapamadığı için ay sonunu hesaplıyor. İşler gördüğünüz gibi durgun şu anda. Yani bütün arkadaşlar da aynı. Yani son günü bekliyor herkes. Son günü inşallah hareket olur. Okul alışverişleri başladı. Gördüğünüz gibi çantalar satılmıyor. İşler zayıf. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim yılı öncesi kayıt parası konusuna değindi. Kayıt yaptırmak için bağışın şartlı olmadığını vurgulayan Bakan Selçuk, ara tatil uygulamasının da kalıcı olduğunu duyurdu. Bu arada okula uyum programı başladı. Minikler için ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin kayıt parası sorununa son noktayı koydu. Ben vermek istemiyorum denildiğinde, o zaman sizin kaydınızı yapmıyoruz deme durumu söz konusu değil. Selçuk, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Bakan, okullarda kayıt parasının zorunlu olmadığını burada da vurguladı. Bazı velilerimiz imkanları dahilinde buna sıcak da bakıyorlar. Ama bazı velilerimiz de bunu ben vermek istemiyorum diyor. Ara tatillere ilişkin bilgi de verdi Selçuk. Okullar kapandıktan sonraki bir haftayla açıldıktan sonraki birinci haftası dönemin içine alındı dedi, kalıcı olduğunu duyurdu. Okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarı yıl tatili de 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak. İkinci yarı yıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ise ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da bitecek ve yaz tatili başlayacak. Bakan Selçuk bu sistemin neden getirildiğini anlattı. Okul kapandıktan sonra yaz aylarına giriş, bir rehavet ya da okulların bütün eğitim öğretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan yorgunluk ve benzeri birçok faktör bizi bu ara döneme yöneltti. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 4 milyon 300 bin çocuğun uyum eğitimleri de başladı. Hazırlıklı geliyorlar okula öğrenciler. Eğitim konusunda hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. İlkokul ve ortaokulların birinci sınıflarındaki öğrenciler heyecanlıydı. Okuma yazma öğrenmek için çok heyecanlıyım. Birinci sınıfa başladığım için çok heyecanlıyım. Okula uyum programı Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Program bu yıl 2 gün sürecek. Öğrenciler pazartesi günü ise yeni eğitim yılına başlayacak. Kızım bugün okula başladı. Onun duyduğu heyecanı biz de yaşadık. Mutluyuz. Veliler de çocuklarının ilk okul gününde onlarla aynı duyguları yaşadı. Çok yansıdı. Ağlayınca ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. İlk heyecanıydı, ilk gündü. İstanbul ve Ankara Baroları Türkiye Barolar Birliği'ni kurultaya çağırdı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek adli yıl açılış törenine katılmasına tepki gösterenlere yanıt verdi. Türkiye'yi yönetenlere gittik, gideceğiz dedi. Alman şansölyesiyle mi görüşmeliydik? O zaman mı alkışlanacaktık? İngiliz Başbakanına mı gitseydim bu sorunları çözmek için? Adli yıl açılışına katılımına tepki gösterenlere böyle yanıt verdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu. Elbette Türkiye'yi kim yönetiyorsa ona gittik, gideceğiz. Diyorum. Biz avukatların 1000 tane sorununu çözmek için, stajyer avukatların 1000 tane sorununu çözmek için, 82 milyon vatandaşımızın 1000 tane sorununu çözmek için Alman şansölyesiyle mi görüşmeliydik? O zaman mı alkışlanacaktık? Türkiye Barolar Birliği'ni olağanüstü genel kurula çağıran barolar da gündemindeydi. İki değerli baromuz bizi olağanüstü kongreye çağırdı. İstanbul ve Ankara Barosu Türkiye Barolar Birliği'ni seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırma kararı aldıklarını duyurdu. Feyzioğlu o barolara seslendi. Biz ne yapmışız diye sordum arkadaşlarıma. Biz ne yaptık? Avukatlarımıza, özellikle genç avukatlara iş imkanı buluyoruz değil mi? Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Suruz Sajat Gazi Türkiye'ye önemli bir çağrı yaptı. Türkiye, Keşmir halkının sesini duyurmalı diyen Gazi, bölgedeki krizin çözülmesini istedi. Keşmir'i de Filistin'e benzeten Büyükelçi, kentin demografik yapısının değiştirilmek istendiğini belirtti.
We know India very well. Hindistan kanunun gücünü değil, gücün kanununu uyguluyor. India is a democracy in name. Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sayrut Sajat Gazi Türkiye'ye seslendi. Keşmir halkı için yardım talep etti. By the Indian government. Keşmir dünyanın en büyük toplama kampına dönmüştür. Hindistan 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddeyi iptal etmişti. Hindistan'ın açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Yoğun güvenlik önlemleriyle birlikte birçok kısıtlama getirildi. İnternet bağlantıları ve telefon hatları kesildi. Call on India to immediately. Hindistan'ın dar görüşlü bir milliyetçilik ideolojisi var. Keşmir halkı da bu ideolojinin hedefindedir. Burada insan hakları ihlali yaşanıyor. Cammu Keşmir sorununa ilişkin Stratejik Düşünce Enstitüsü de konferans düzenledi. Konferansta Pakistan Ankara Büyükelçisi bir konuşma yaptı. Buradan Türk halkına ve Türk hükümetine çağrı yapıyoruz. Keşmir halkının sesini duyurmak için yardım eli uzatın. Ayrıca Hindistan hükümetine de sesleniyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararına uygun davranın. Büyükelçi Gazi, İsrail'in Filistin'in demografik yapısını değiştirmeye çalıştığını belirtti. Benzer tablonun Keşmir için de geçerli olduğunu savundu. USSR, Hindistan 370 sayılı maddeyi yürürlükten kaldırarak uydurma olan meşruiyet maskesini düşürmüştür. Bu uygulama vatandaşlık standartlarını tehlikeye atan bir uygulamadır. Hindistan Keşmir'de demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor. Benzer adımlar Filistin'de de atılmıştı. Hindistan'ın Birleşmiş Milletler kararlarına da uymadığını söyledi Gazi. Nükleer tehditlere dikkat çekti. Hindistan birçok kez nükleer silah kullanabileceğini dile getirdi. Ancak birçok ülke burada yaşanan işgale sessiz kalıyor. Birleşmiş Milletleri ve diğer uluslararası kuruluşları bölgeye çağırıyoruz. Dünya sessiz kalmaya devam ederse nükleer savaş ihtimali artar. Bu da sadece Pakistan'ın değil, tüm dünyanın aleyhine olur. This is the kind of relationship our two countries have. Sağlıkla ilgili bir haber var sırada sevgili seyirciler. Mevsim geçişlerinde grip vakalarının artması bilinen bir gerçek. Ancak uzmanlar önemli bir tehlikeye işaret ediyor. Yapılan çalışmalara göre gribal enfeksiyonlar kalp krizi riskini de arttırıyor. Kalp krizinin sebep olan, daha doğrusu tetikleyen faktörler önemli. Eylül ayıyla birlikte mevsimsel grip vakaları ortaya çıktı. Bilimsel çalışmalara göre ise grip, kalp krizi riskini de arttırıyor. Sadece grip değil, diğer enfeksiyonlar da krizi tetikliyor. Yeni bilinen bir gerçek de değil. Var olan enfeksiyonun tetiklenmesiyle birlikte damarda iltihabi süreç hızlanıyor ve enfarktüs tetikleniyor. Damarın içerisindeki pıhtılaşma faktörleri süreci aktifleşiyor. Enfeksiyonların yarattığı risk süresi üzerinde netleşen bir bulgu yok. Hatta eski enfeksiyonlar bile riski meydana getirebiliyor. 12 gün diyen de var. 90 gün boyunca bu riskin arttığını söyleyen var. Uzmanlar Türkiye'de kalp damar hastalıklarının hızlı bir yükseliş gösterdiğini söylüyor. Sağlık siyaseti üretenlerin buna uygun siyaset üreterek toplumun kalp damar hastalığı yükünü azaltması gerekiyor. Artık alarm veriyor toplum. Gripten korunmak içinse risk gruplarının aşılanması gerekiyor. Aşılanma için en uygun zaman Ekim ayının başı. Uzmanlar bol sıvı ve vitaminli besin tüketiminin de önemli olduğunu vurguluyor. Astım, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişiler, diyabet hastaları, kronik böbrek yetmezliği hastaları, kalp hastaları ve nörolojik hastalıkları olan bireylerin mutlaka koruyucu anlamda bu dönemde Ekim ayı ortası gibi yeni aşılar çıktığında aşılanmalarını öneriyoruz. Kalp rahatsızlıkları olanların grip süresince daha dikkatli olması belirtiliyor. O dönemde ilaçlarına dikkat etmesi, istirahat etmesi, bağışıklığını güçlendirmesi, tabii bu olaya çok yüksek ateş, işte tansiyon düşmesi, susuzluk vesaire eklenmesi gibi durumlarda mutlak surette hastaneye başvurması gereklidir. Ege'nin il ve ilçelerinde kurtuluş coşkusu başladı. 30 Ağustos 1922'de düşmanı bozguna uğratan Türk ordusu düşmanı İzmir'e kadar günlerce kovalamış, 9 Eylül'e kadar geçtiği her yeri 3 yıllık esaretten kurtarmıştı. Nazilli ve Sultan Hisar'la birlikte 5 Eylül'de özgürlüğe kavuşan Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 97. Kurtuluş Yıldönümü törenlerle kutlandı. Ege'nin il ve ilçelerinde her gün bir başka kurtuluş coşkusu yaşanıyor.
30 Ağustos 1922'deki büyük zaferin ardından Türk ordusu düşman işgali altındaki illeri birer birer geri almış, 9 Eylül'de düşmanı İzmir'de denize dökmüştü. 5 Eylül 1922'de Nazilli ve Sultanhisar'la birlikte 3 yıllık esaretten kurtulan Aydın'ın Kuyucak ilçesi 97. Kurtuluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Burası Ege. Kadını da, erkeği de Efe. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, kaymakam ve belediye başkanının Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Tören alanına 3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Piyade Asubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş'un dev posteri asıldı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, konuşmasında Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar süre gelen ihanet zincirini vurguladı. Milli mücadele yıllarında Yunan'la ortak hareket eden vatan hainlerinin uzantıları günümüzde milletimizin göz bebeği ordumuzun ve diğer tüm devlet kurumlarının içine sızarak tanklarımızı, uçaklarımızı üzerimize doğrultacak kadar alçaklaşmış, şuursuzlaşmışlardır. Ertürk, 5 Eylül'ün Kuyucak halkı için anlamını ulusal kanala anlattı. Düşman işgale geldiğinde hakikaten çoluk çocuk, kadın kız çok büyük zulümler yapmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da düşman bozguna uğratılarak başladığında da sevinçlerle, efeleriyle aydınımız hep beraber kadınıyla kızanıyla 5 Eylül'de askerimiz buradan Yunan'ı kovarak Kuyucak halkı topyekün bizlere bu toprakları emanet etmişlerdir. Bizler de inşallah hiç gözümüze kırpmadan vatanımızı, bayrağımızı, ezanlarımızı dindirmeden bu toprakları çocuklarımıza emanet edeceğiz diye düşünüyorum. Kutlamalara Kuyucak halkı yoğun ilgi gösterdi. Kortej yürüyüşünün ardından şiirler okundu, lokma dağıtıldı. Mehter takımı gösteri yaptı. Ey bu toprakları için toprağa düşmüş asker, gökten ejderhileri göpse o patladı değer. TOKİ'nin yargının yürütmeyi durdurma kararına rağmen Atatürk Orman Çiftliği arazisini ihaleye çıkartması karşılık bulmadı. Ankara'da düzenlenen ihale yeterli katılım olmadığı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. İhalenin düzenlendiği adreste toplanan meslek örgütleri çiftlik arazisinin ranta açılmasının Atatürk'ün vasiyetine ihanet olduğunu söyledi. TOKİ elindeki Atatürk Orman Çiftliği'ne ait arazinin bir bölümünü satmak istedi ancak alıcı bulamadı. Bugün Gazi Üniversitesi'ne tıp fakültesi yapılmak üzere verilen Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin hülle yoluyla TOKİ'ye devredilmesi ve TOKİ tarafından ticaret ve konut alanı olarak açık artırmayla satılması ihalesinin yapılacağı bu alanda bir kez daha haykırmak için buradayız. TOKİ'nin 48.354 metrekarelik alanı ihaleye çıkartma kararı yargıya taşınmıştı. Ankara 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak yargı kararına rağmen TOKİ ihaleyi düzenledi. 55 bin dekar olan yani 55 milyon metrekare olan Atatürk Orman Çiftliği arazileri bugün toprak bütünlüğünün neredeyse yarısını devirlerle, tahsislerle ve kiralamalarla kaybetmiştir. Ankara Bilkent'teki TOKİ Merkez binasında düzenlenen ihaleye yeterli katılım olmadı. Bu nedenle de ihalenin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. TOKİ'den yapılan açıklamada rekabet sağlanamadığından satış işleminin yeniden değerlendirileceği belirtildi. 56-59 sayılı kanuna göre AOÇ arazilerinde konut ve ticaret yapılamayacağı açıktır. AOÇ arazilerini satışa çıkartmak hukuksuzdur. Vasiyete ihanettir. TOKİ'den açıklama ihalenin protesto edildiği sırada geldi. Aralarında kitle örgütü, sendika ve siyasi partilerin de olduğu 43 kurum ihaleyi protesto etmek için TOKİ Merkez binası önünde toplandı. Çiftlik arazilerinin satılmaması istendi. AUÇ fikri insan ve üretim ilişkilerini bütünsellik içerisine alan kolektif bir yaşam biçiminin ifadesi olarak toplumsal işçi mahallesidir. AUÇ fikri iş üzerinde yaparak, dokunarak, hissederek, üreterek, öğrenme alanı olarak bir halk üniversitesidir. Gaziantep'te geleneksel üzüm ve biber festivali başladı. Festivale katılan konuklara üzüm suyuyla üzüm pekmezi ikram edildi. Gastronomi kenti üzüm ve biber festivaline üçüncü kez ev sahipliği yaptı.
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde yapılan geleneksel festivalde konuklara ikramlar sunuldu. Aynen. Nasıl süper ya. Süper tadı var. En güzel üzüm yarışmasında dereceye girenler altınla ödüllendirildi. Islahiye aynı zamanda Türkiye'nin kırmızı biber üretimine de yön veriyor. Vatandaşlar günün yorgunluğunu akşam verilen konserle attı. Antalya'da yörük göçü canlandırıldı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Göçebe yaşam tarzını bugüne taşıdılar. Yörüklerin göç telaşını yansıttılar. Antalya'da Yörük Göç Etkinliği yapıldı. Organizasyon Elmalı Belediyesi ile Batı Toroslar Yörük ve Türkmen Derneklerince düzenlendi. Göç Elmalı Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Yaklaşık 3000 kişi yürüdü. Deve, at, eşek ve traktörlerle eski Yörük kültürü canlandırıldı. Meydanda oluşturulan kortejin doğa yokuşuna kadar yürüyüşü sırasında renkli görüntüler oluştu. Kağıt üreticileri ham madde sıkıntısı yaşıyor. Ham maddenin bir bölümünü atık kağıttan karşılayan sektör temsilcileri hurda kağıdın ithalatla karşılamak zorunda kalındığını belirtiyor. Atık Kağıt ve Dönüşümcüleri Derneği İstanbul'da basınla buluştu. Sektörün sıkıntıları konuşuldu. Atık kağıt yani sektörel ifadeyle hurda. Türkiye'de %7 büyüme hızıyla finansal rakamlara önemli bir etki yapan sektör hem küresel hem de ulusal ekonomik gelişmelerden de etkileniyor. Hem aynı gemideyiz diyoruz, ben de söyleyeyim. Hem ülkemiz hem dünyada sektörlerin zor bir dönemi var. Ama bu dönemin geçici olduğunu düşünüyoruz, kalıcı olmadığını düşünüyoruz. Sektörde ham maddenin bir bölümü hurda kağıttan karşılansa da önemli bir bölümü de ithal ediliyor. Hurda kağıdı dönüştürerek katma değer yaratan kağıt sanayinin hali hazırdaki ithal ham madde ihtiyacı 4 milyon ton. 2021 yılında ihtiyacın 6 milyon tona ulaşması bekleniyor. Ayrıca ham madde olarak kullandığımız atık kağıdı biz ciddi oranda iç piyasadan karşılarken ihtiyacımız olan geri kalan kısmı Türkiye'den karşılayamadığımız için bir miktarda ithal etmek durumdayız. Dışarıdan gelen ham maddenin durması halinde arz talep dengesi talep lehine bozulacak. Geri dönüşüm sektörünün önde gelen isimlerinin basınla buluştuğu toplantıda AGET Başkanı Mustafa Saral, ithalatın sınırlandırılacağı söylentilerine tepki gösterdi. Saral, böyle bir durumda 10 milyar dolar büyüklüğündeki kağıt sanayinde çarkların durma noktasına geleceğini belirtti. Genel anlamda dünyadaki kağıt sektörüyle birlikte kağıt sektörünün trendine uygun değil. Kağıt sektörü 370 euro bandında bizim ürettiğimiz kağıtları tüketirken bugün bu rakamlar 290-300 yıllara kadar düştü. Bu anlamda yapılması gereken bana göre sektörün korunması. Burada ithalatında vergilerin kaldırılmasını isteyen atık kağıt ve geri dönüşümcüler ihracatın azalacağı, işten çıkarmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kapasite daralmasının azalması ve ham madde fiyatlarının artışı doğal olarak tüm üreticilerin maliyetlerini arttıracak ve kağıt üreticilerini ürün fiyatlarını arttırmaya yönlendirecektir. Azalan kapasiteler ve çarkların durma noktasına gelmesi de işten çıkarmaları beraberinde getirmek durumunda kalacaktır. Sektör temsilcileri kağıt toplayıcılarına da yasal statü verilmesini istiyor. Yasal olarak bu insanlar Türkiye'de hiçbir yasal yönetmelikte tanımlı değiller. Yoklar yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarında sokak toplayıcıları yok. Tanımlamamışlar. Ama bugün sokak toplayıcılarının var olması bir gerçek, bir realite. Biz sokak toplayıcılarının mutlaka bizim bakış açımız şu, bizim ülkemizde her kim bir kilodan bir kilo kağıt toplayıp da sisteme kazandırıyorsa o bizim meslektaşımızdır. Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olan Ağrı Dağı'na yılın ilk karı yağdı. Bu sene erken gelen karla dağın zirvesi beyaza kaplandı. Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı beyaza büründü. Erken yağan karla birlikte Ağrı Dağı'nın 4000 metre yükseği karla kaplandı. Kar bu yıl beklenenden erken geldi. Çiftçilere göre kış mevsimi de erken gelecek.
Ardahan'a kar yağmasıyla birlikte Iğdır'da havalar soğudu. Yılın ilk karı yağdı. Geçen yıl bir hafta geç yağmıştı. Bu yıl bir hafta erken yağdı. Bu da Iğdır'da kışın erken geldiğine işarettir. Dört mevsim zirvesinde karın eksik olmadığı Ağrı Dağı'nda son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yaz aylarında zirvedeki kar eriyor. İnşallah beyaz karla beraber, huzur, mutlulukla, bereketle beraberinde gelir. Iğdırlılar erkenci karın kente bereket getireceğine inanıyor. Eylül ayının ilk haftasında sinema perdeleri çok hareketli olacak. Beşi yerli 12 yeni film vizyona girecek. What's the difference between a bad guy and a good guy? James Cox'un yönetmenliğini yaptığı Amerikan yapımı Düzenbazlar Kulübü izleyiciyle buluşacak. Ron Levin burnt me down, Sid. I owe a lot of money to a lot of people. I need to pay them back. Me sentir plus Clara que Claire. Ça m'en fout. Clara, j'ai Berlin Film Festivali'nde dünya premieri yapılan Seyfi Nebu'nun filmi Hangi Kadın, sosyal medya çılgınlığının gerçek hayatı nasıl etkilediğini anlatacak. Salman Khan'ın başrolünde yer aldığı Hint filmi Bharat, babasına verdiği sözü tutmaktan vazgeçmeyen bir adamın hayatını odağına alıyor. Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan devam filmi O Bölüm 2, 27 yılın ardından gelen bir çağrıyla yeniden bir araya gelen Ezikler Kulübü üyelerinin devam eden hikayesini ekrana taşıyor. They're my best friends. We do everything together. There's gonna be girls at the party. You know what that means? Drama. No, kissing. 6. sınıf öğrencisi 3 yakın arkadaşın okula astıkları günün zıvanadan çıkması sonrası yaşadıklarının anlatıldığı Uslu Çocuklar haftanın yeni yapımlarından. Beşiktaş maçı varsa bizce diğer hayat durur. Sertan Ünver'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel film Kolej Havası, 1989-1992 yılları arasında usta futbolculara sahip dönemin Beşiktaş takımını odağına alıyor. Şimdiki statta... Kuşlara bak, kuşlara! Bozkır, Konya'nın Bozkır ilçesinde hayatını sürdüren bir adamın birini öldürmesi sonucu gelişen olaylar etrafında dönüyor. Herkes silahlarını bunlardan alır. Silah insana güven verir. İnsanın canını, malını, namusunu vurur. Kuşlara bak, kuşlara! Asıl sen bak kuşlara! Namussuz köpek! Allah'ım ben ne yaptım? Ben kasabanın namusunu temizledim. Arda, yine benzer şekilde canlı yayında öldü. Biray Dalkıran'ın yönettiği 45-25 Kusursuz Cinayet, sosyal medya fenomenlerinin birer birer öldürüldüğü bir cinayet serisinin öyküsünü işliyor. Ödül alan fenomenlerden biri. Ya gerçekten seri katilsin? Seninle birlikte eve dönebilir miyim? Yong Sheng Won'un yönettiği animasyon filmi Uzay Parkı, genç Shuhai'la tanıştığı uzay bahçıvanı Omu'nun macerasını konu alıyor. Harikalar dünyasına bir yolculuk. Hani bana takır bilinç şerifi olmadığını mı söylüyorsun? Vahşi Batı'ya! Kim? Yeni temizlik ekibi. Haftanın bir diğer animasyonu Aslan Çocuk, yersiz yurtsuz bir aslan yavrusu olan Kit May'nin denk geldiği Tuckerville kasabasında yaşadıklarını anlatıyor. Ama bu kasabada buradaki kuralları öğrenmen gerek. Gece görüşünün sonuna geldik. İyi geceler, mutlu yarınlar.